Evet, çok yoğun bir program. Evet. Halil Bey, neler söyleyeceksiniz? Yani tüm milletimizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar olsun. Bir buruk bayram geçiriyoruz bu sene. Deprem maalesef çok canımızı aldı. Çok canımızı yaktı. Depremden kaynaklı buruk bir bayram, hüzünlü bir bayram içerisindeyiz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Yaşamamamızı diliyorum Mevlam'dan. Seneye daha güzel olacak inşallah. Şu 14 Mayıs'ı bir görelim. 14 Mayıs'tan sonra iktidarımızda Maraş'ı ayağa kaldırmak benim boynumun borcu. Yani bir şey yapmıyorlar şimdi Kahramanmaraş'ta. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bana hikaye anlatmasınlar. Yaptıkları hiçbir şey yok. Şovdan başka. Biniyorlar makam arabalarına, konvoylar eşliğinde geziyorlar, tozuyorlar, keyif yapıyorlar. Ama inşallah Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak benim görevim ve bunu yapacağım, gerçekleştireceğim. İlk anlarda Pazar Camii'ne ulaştınız. Evet. Önce gözleminiz neydi efendim? Yani şunu söyleyeyim. Öncelikle yaşamı yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ya deprem üzerinden neredeyse 3 ay geçti. Hala ağır hasarlı binaların çatıları öylece duruyor. Çatılar öylece duruyor. Bir rüzgar oluyor, hortum oluyor ve o çatılar geliyor çadırların üzerine düşüyor, insanları öldürüyor. Yazıktır ya. Yani hala o şekilde bırakılır mı? 3 ay geçti, 3 ay. Bu kadar mı beceriksizlik olur ya? Bu kadar mı vurdum duymazlık olur? O çatılar niye kaldırılmadı? Aynı sıkıntı her ilçede var. Her ilçede bir hortum, bir fırtına olsa, bir sıkıntı olsa, bir afet tekrar yaşansa bunun sorumlusu kim? Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Sağ olun, hayırlı bayramlar tekrar.